tarihi bir seçime gittiğimizi Maraş İl Seçimi Koordinasyonu olarak köylerde, halk buluşmalarında hemen her yerde sayısız kere tekrarladık. Maraş halkımız da bu seçimin önemini gayet iyi biliyor. Bizler de Yeşil Sol Parti olarak bilindiği gibi seçimdeki tavrımızı uzun tartışmalar sonucunda açıkladık. Evet, dedik ki faşizmi geriletmek için daha özgür yarınlar için elimizi taşın altına koyacağız. Bunun için partimiz Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini açıkladı. Evet, bir oy Kılıçdaroğlu'na dedik ama bir gülle baharın gelmeyeceğini bildiğimiz gibi sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklemekle de demokratik, özgür, eşit bir düzenin gelmeyeceğinin de farkındayız. O oy meclisi demokrasi lehine bir zemine oturtacaktır. Mecliste güçlü bir Yeşil Sol grubu ve bu grupta Maraş milletvekilimiz mutlaka olmalıdır. Bu nedenle milletvekili seçimlerinde oylarımız Yeşil Sol'a verilmelidir dedik. Bu bütün iller için geçerlidir. Ama maalesef Maraş'ta bu tavrımız siyasi simsarlar tarafından istismar ediliyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na olan desteğimizi sanki vekillik için de yaptığımız gibi yanlış ifadeler halkımız manipüle edilmeye çalışılıyor. Tarihi ve sonuç alıcı tavrımız görmezden gelip küçük hesaplar peşinden koşanlara çağrımızdır. İktidarın onlarca yıldır yaptığı yalan siyasetini kendinize daha şimdiden yöntem yapmayın. Yeşil Sol Parti olarak Maraş'ta iddialıyız. Adayımız Hüseyin Eroğlu'nu meclise göndereceğiz. Maraş halkımızın feraseti bu siyasi cambazların oyunlarını boşa çıkaracaktır elbette. Halkımıza tekraren çağrımızdır. Oylarınızı kendinize ve kendi partinize verin. O mührü gönül rahatlığıyla Yeşil Sol ağacın altına vurun. Maraş seçim koordinasyonu olarak daha açık ifade edelim. Millet İttifakı'nın adayları Maraş'ta partimizin vekillik seçimlerine de kendilerinin desteklediği yalanını bıraksınlar. Bu faşizan düzeni alt etmek için Yeşil Sol Parti olarak bütün gücümüzle çalışırken bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığımızı halkımızın bilgisine sunuyoruz.